Bu biraz önce bugünkü bir Barış Terkoğlu'nun bir yazısı vardı, okumuşsunuzdur. Evet. Evet. Bu kızımıza, bu kızımıza, bu Teğmen'e adamın bir tanesi sosyal medyadan sinkaflı küfürler ediyor. Kemalist olduğun için diyor, seni diyor yine de bilmem şöyle sinkaf ederim falan diye bir şey yazıyor. Ve bu ülkenin, Cumhuriyet'in savcısı, ismini söylemedi, ben söyleyeceğim çünkü ismini de öğrendim onu. Cumhuriyet'in savcısı olduğunu söyleyen şahıs diyor ki burada diyor bir suç yoktur. Bunu buna söylediği falan belli değildir. Kızın resmini koymuş, altına bunları döşenmiş adam ve bu ülkenin savcısı. İşte geldiğimiz böylesine bir hukuk sistemi olursa bu ülkede Atatürkçüyüm, Mustafa Kemal'in askeriyim diyenler atılır. Sizin gibi gazetecilere ağzınızı açtınız diye hapse atarlar ama adamın bir tanesi çıkar, ana, avrat, hakaret eder, bir tane bile savcı çıkıp da buna hiç mi sende bir kardeşim, hadi hukuk bu hukuktan vazgeçtim ya, bir tane genç kıza bu yapılanı, senin hiç mi vicdanın sızlamadı burada kovuşturma yer olmadığı karar verirken? Yazıklar olsun. Böyle savcılık, biz de savcılık yaptık ya, 30 seneye yakın bu işin içindeyiz. Yani bu kadar mı hukukçu... Yani vazgeçtim, vicdansız oldun yani. Yazıklar olsun. Ülkemizin geldiği durum bu. Ve buna da hepimiz bakıyoruz. Kimse bir şey demiyor. Televizyonda seyrediyorum. Ya ismini vermiyor. Niye vermiyoruz arkadaş? Verelim adını. Bu savcıyı herkes bilsin. Adını bulayım şunu. Bu böylesine bu savcılık olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yazıklar olsun. Yani sen geleceksin bir genç kıza, birisi emin ana avrat küfredecek. Sen de bunun şeyine kovuşturma yer olmadığı karar vereceğiz. Evet, söylüyorum. Savcı Burhan Uslu. İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki savcı Burhan Uslu bir kızımıza, şimdi burada dilim varmıyor burada okumaya. Yok zaten o okunabilecek gibi bir şey değil. Bunu insan bilmem şöyle yapmaz böyle yapmaz diye yazana diyor ki ya burada diyor kovuşturma yer yoktur diye. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun sana Burhan Uslu. Böyle bir şey olmaz. Soruşturmadaki bence, son durumu Barış Terkoğlu söylüyorum. Bakın Sayın Ersin Eroğlu, Sayın Caner Bey, Sayın işte Masum Bey. Bu gibi insanları, bunları deşifre de. Yani bu savcılık değil ki. Yani sen buna nasıl koşturan olmadığı karar veriyorsun. Ben gördüm temin televizyonda dedi ki ismini ver benim altını keselim üstünü keselim. Yok arkadaş. Kim bir şey yapıyorsa, bir hukuksuzluk yapıyorsa bunu herkesin bilmesi lazım. Velev ki Barış o yazıyı yazdığı için, Barış Terkoğlu o yazıyı yazdığı için bugün kovuşturma yer olmadığı kararı mahkeme kararıyla kaldı. Yazmasa ne olacaktı? Hiç. Çocuğa edilen küfürler. Orada bir de sadece Ebru Temelet küfür etmiyor. Kemalist olduğun için diyor. Yani Atatürk'e de bir şey var. Yani Atatürkçü olduğun için diyor sana diyor bunu bilmem ne yapardım diyor. Yani ülkemizde bakın AK Partili seçmene o yüzden ısrarla sesleniyorum. Ya siz Atatürk'ü seviyorsunuz. Atatürk'e şükran duyuyorsunuz. Böyle adamları, böylesine Atatürk'e düşman bu kişileri aranızda barındırmayın. Bunların yaptıkları eylemleri gidin kendi partinizin ileri gelenlerini anlatın. Ya biz bu değiliz deyin. Biz bu değiliz deyin. Bugün çıkıyor bir tane bakan eskisi. Diyor ki ya bu FETÖ'cüler de diyor harp okulundan mezun. Ne diyorsun arkadaş ya? Ne diyorsun sen yani? Harp okulundan çıkan FETÖ'cüleri bunlar da Teğmen'de bilmem evet, neydi 250 kişiyi öldürdü diyorsun. Tweet'i vardı dün konuyla alakalı onu bir getirebilir evet. Miyiz? O çok aslında dün de ben yayındayken olduğu ben de epey öfkelendim. Son derece çirkin ve aslında... FETÖ artıklarıyla bizim değerli askerimizi aynı kefeye koyacak derecede çirkin bir üslupla yazılmıştı. Arkadaşlar Varank'ın bir tweet'i vardı dün atılmış. Tamam bulduğunuz anda lütfen onu verelim yayına. Yani bu insan çocuklar, bu kadar mı? Evet işte ne yaptılar da aynı kefeye konulacak kadar hani bir yerde FETÖ terör örgütü bir yanda dereceyle mezun olmuş pırıl pırıl gençler Ersin de söylediği gibi 21-22 yaşında çocuklar diyor ki Mustafa Varank harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez. 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu. Yani sizlerle onlar aynı kefedesiniz diyor. Bu da ayrıca yaralayan, insanların vicdanını, kalbini örseleyen bir başka nokta. Hala daha bugün de savunmaya devam ediyordu Sayın Varank.
Caner'in şimdi, bir sorusu. Buyurun, buyurun. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi tabii Sayın Varank'a ben Twitter üzerinden gerekli cevap verdim ama burada halkımız da duysun diye söylüyorum. Şimdi bu kişiler biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütü 1960'lı yıllardan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmek için yapmadıkları şey kalmadı. Soruları çaldılar, öğrenciyi yetiştirdiler, özel eğitimi aldılar. Onlara işte önce kendi okullarına sonra bu anlaşılmasın diye işte başka okulların üzerinden içeriye soktular, dershaneler açtılar. Biz silahlı kuvvetleri olarak da sadece FETÖ'cülere değil, aynı zamanda tarikat ve cemaatle irtibatı olan buna benzeri, FETÖ'cü benzeri şeyleri, oluşumları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne almamak için çok çaba sarf ettik. Ama bunlar harp okullarına girdiler, askeri okullara girdiler. İlk girişleri daha önce de defalarca anlattık. İşte 86 yılında askeri kuleli, askeri lisesi vesaire. Şimdi girdim. Biz silahlı kuvvetlerde, yani biz derken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin, işte ceza neyse. Bunlar uygulanarak tespit edilenler ihraç edildi. Tespit edilenler ihraç edildi. Sonra AK Parti iktidara geldi. Bu tespit edilenler ihraç edilince dediler ki bir dakika ya, namaz kılıyor, oruç tutan çocuklar, aldığı secdeye değen çocuklar atılıyor diye büyük bir kampanya başlatıldı. Ve bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmeleri karşısında yasa değişikliklerine gittiler. Hatta Yüksek Askeri Şura'da ihraç edilen, yani geriye dönüşleri yargı yoluyla, çünkü yargıda da hakimiyetleri artmıştı o dönemde, silahlı kuvvetleri ihraç ediyor, yargı yoluyla geri dönüyorlar. Yargı yoluyla geri dönmesini engellemek için Yüksek Askeri Şura kararıyla ihraçlar başladı. Bunların hepsine şerh koydu. Hatırlayın, Abdullah Gül koydu. Ondan sonra Tayyip Erdoğan koydu. Yani bu Yüksek Askeri Şura'da bu kişilerin atılmaması için her şeyi yaptınız. Sonra Yüksek Askeri Şura kanunu değiştirdiniz. Dava yolu açtınız. Yargıya açıldı. Yaş kararlarını yargıya açtılar. Evet. Yani ondan sonra bu kişilerin 2010'da bu atılanların tamamı 151, 152 diyor. 152 tane generalin tamamı 2011 ile 2015 tarihleri arasında bu Yüksek Askeri Şura'da albay olmuş, general olmuş, bir üstlükleri terfi etmiş kişiler. Bunların tamamının terfilerinde Sayın Erdoğan başbakan, başbakan olma sıfatı nedeniyle de Yüksek Askeri Şura başkanıydı. Ve Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı'ydı. İkinci var. Onların oylarıyla bu kişiler ve Sayın Başbakan'ın o dönemde Yüksek Askeri Şura Başbakan olması onayıyla bu kişiler terfi ettiler. Ve bu kişilerin tamamı, terfi edenleri ben listesini de attım oraya, hangi dövme kaç kişi etti diye. Bunların tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte bu 15 Temmuz darbe girişiminin içerisinde yer aldılar. Kardeşim, yani bir laf ederken arkasına bak. Yani diyorsun ki bunlar harp okulundan mezundu. Ben de diyorum o zaman bunlar da senin başbakanının Yüksek Askeri Şura başkanı olduğu dönemde terfi edip generalle. Şimdi böyle bir şeye mi girelim yani seninden? Yok öyleydi böyleydi. Yazıklar olsun bu teğmenlerle bu FETÖ'cüleri aynı kefeye koymaya utanmıyor mu bir insan ya? Yani bunlara lütfen sizler de bir şey söyleyin. Yani bunları bir şey söylemediğiniz süre içerisinde, bu tepki göstermediğiniz zamanlarda herkes kendisini bu ülkenin kralı işte şeyi zannederek başlıyor. Yok sen de böyleydin, sen böyleydin, atın bunu içeri, tutun bunu dışarı. Bu böyle bir ülke, bizim hayalimizdeki ülke bu değil. Komutanım, evet. Ben size şöyle bir ek yapayım. Yani siz de anketlerden de söz ettiniz.